Bu derste Java'daki bir özel veri yapısından bahsedeceğiz. Enumerators ya da enum olarak kısaltılan ve enum ön sözüyle kullanılan veri yapısına bahsedeceğiz. Bunlar genellikle sabit veri tiplerini saklamak ve bunların karşılaştırılması, listelenmesi gibi işlerde kullanılan özel bir veri yapısıdır. Enum ön sözüyle kullanılır. Bir sınıf gibi düşünün. Mesela enum günler diye bir tanımlama yapalım. Aynı sınıf mantığıyla Parantezi açıp kapayalım ve buraya günleri tanımlayalım. Pazartesi, Salı diye bunları tanımlayalım. Herhangi bir tırnak işareti vesaire koymanıza gerek yok. Veri tipi olarak kendisi otomatik algılayacak. Yani biliyorsunuz stringlerde çift tırnak kullanmanız gerekiyordu ama burada böyle bir şey gerek yok. Çarşamba, Perşembe diyerek devam edelim. Dikkat ettiyseniz verileri yazarken verilerin hepsi Mavi bir yapı alıyor, bu özel bir tipe dönüşmüş oluyor. Cuma, cumartesi diye devam edelim. Bunları alt alta da yazabilirsiniz. Ben yan yana yazdım ama önemli değil. Birazdan ayları tanımlarken alt alta yazalım. Pazar dedikten sonra veriyi kapatıyorum. Neyle noktalı virgülle. Bunlar sabittir, sabit değerlerdir. Dolayısıyla bunu bir enumerator olarak tanımlamış olduk. Şimdi kullanımı nasıl? Kullanımı şu şekilde. Günleri bir sınıf gibi düşünürsek, günler nesnesi tanımlayalım. Günler G diyelim kısaca. Daha sonra günler nokta dedikten sonra bize oradaki veri setinin tamamını bakın gösteriyor bir nesne gibi görmemizi sağlıyor. Bunlardan mesela Çarşambayı ekleyelim ve G'nin değeri artık Çarşamba olarak belirlenmiş oldu. Eğer burada G üzerinde herhangi bir işlem yapmak istiyorsanız, Mesela yazdıralım. Sistem out printelen diyelim. Ve G diyelim. G nesnesini yazdırdığımız zaman bize değer olarak döndüreceği değeri görelim. Çarşamba değerini bize döndürüyor. Tabii ki olay bundan ibaret değil. Bunu herhangi bir dize ya da listeyle halledebilirsiniz ama Enum'un farklı özellikleri var. Hemen şöyle anlatmaya çalışayım. Sistem yine direkt yazdırarak göstereyim. G nokta dediğim zaman artık bu çarşamba isimli nesnenin ki biz buraya G nesnesi olarak tanımlamıştık. Birçok ek fonksiyonu var, metodu var. Bunları e, kullanabiliriz. Mesela value e, string, e, pardon index değerini yazdırmak istediğiniz zaman buradaki ordinal seçeneğini e, yazmanız yeterli. Bu normal bir dizi gibi index numarasını ekrana yazacak. Yani çarşambanın index numarasını Ekran'a yazacak ki bu da 0, 1, 2 olarak ekran'a yansıyacak. Çalıştırdığımız zaman, bakın şurada 2 seçeneğini görüyoruz. Burayı printelen, şurayı printelen yapalım karışmasın. Tekrar çalıştırayım. 2 olarak indis numarasını görüyorsunuz. Tabii ki bunlar kalmıyor. Ee, yine başka özelliklerden de bahsedelim. Printelen diyelim yine. Ee, karşılaştırma yapabiliyorsunuz. G nokta to diyerek e, aynı enum içerisindeki başka bir değerle karşılaştırabilirsiniz. Ya bunu başka bir nesne tanımlayarak ya da günler nokta diyerek e, mesela pazar günüyle bir kıyaslamasını gerçekleştirelim. Burada yapacağı şey çarşambayla pazarın arasındaki farkı bulmak olacak çalıştırdığımız zaman eksi 4 olarak görüyoruz. Yaptığı işlem şu. 2 nolu indeks değerinden 6 nolu indeks değerini çıkarıyor. Eğer biz bunun e, buradan gelen değerin e, abs fonksiyonu ile mutlak değerini alırsak iki gün arasındaki farkı görebiliriz. İşte burada da özellikle tarih zaman fonksiyonlarında veya diğer işlemlerde farkları bulmanızı sağlar. Mat ABS dedi mutlak değer alacağım. Çarşamba ile Perşembe arasındaki 4 günlük farkı bulmuş olacağım. Bunu aylar yıllar içinde gerçekleştirebilirsiniz. İki tarih arasındaki farkı kolayca bulabilirsiniz. Enumeratörler e, genel anlamıyla tanımlanması ve kullanımı bu şekildedir. Tabii ki farklı işlemlerde de kullanılabilir. Birçok özelliği var. Ama temel olarak kullanımı bu şekildedir.